Merhaba Zafer abi. Merhaba hocam. Merhaba Cem. Merhaba Dilek. Ne yapıyorsun ya? Rıvanı mu takmamışsın? Aynen. Böyle sorumsuzluk olmaz ya. Tamamdır. Hazırsan devam edebilir miyiz? Evet başlayabiliriz. Hobbit bölümlerine devam ediyoruz. Ve bu hafta 13. bölümdeyiz. Bölümümüzün ismi Evde Yok. Ya Evde Yoksan. Evet dın onu açabiliriz. <laughs> Söylüyorsun kabul de dans etme şart mı? <laughs> Danssız olmaz. 13. bölümle devam ediyoruz. Artık ejderhamızla karşılaşmıştık. Ejderha ile bayağı hasbi halde ettiler Tabii, yani o kadar. Ettiler muhabbet yani. ettiler. Yine Bilbo kahramanlıklarıyla bezeli bir bölümde aslında. Tabii Bilbo yani başat karakter yani tamamen en önemli karakter Bilbo hep. E, bu bölümde de yine var. Tabii Bilbo gene önemli bir karakter. Ufak yaramazlıklarıyla diyelim. Evet ufak bir akıl dolu. Evet abi başlayalım o zaman. Nerede kalmış? Smaug yerinden çıkmıştı. Bunları gizli Durin'in kapısının ağzında yakalayacaktı. Son anda içeri girmişlerdi ve kapıyı kapatmışlardı. Karanlıkta kalmışlardı öyle koridorun içinde, dağın içinde. Orada bekliyorlardı. Orada bir süre daha bekliyorlar falan. Çok korkuyorlar şeyden yani Smaug gelecek ya da bizi bulacak bilmem ne falan diye. Ve çok az yiyorlar keyifsizliklerinden dolayı. Çok az uyuyorlar ve şey yapamıyorlar. Bir kendilerini toparlayamıyorlar. Zaten karanlıkta büyük sorun böyle. Kapı kapandı için karanlıkta kalmış bir durumdalar. Ve şey sürekli kulakları da seslerde. Ejderha yukarı doğru çıkar mı? Ejderha bizim kapının oraya gelir mi? Tedirginlikten falan böyle gerilmiş durumdalar. Aradan ne kadar zaman geçtiğini de ölçemiyorlar. Hiç şey olmadığı için, ışık olmadığı için yani bir gün mü geçti, iki gün mü, bir hafta mı ondan bile haberleri yok yani. Sonsuz bir zaman geçirdiklerini falan düşünüyorlar. En sonunda Torin dayanamıyor. Diyor ki yani Smaug'un beni ezmesine bile razıyım diyor. Artık suratıma bir rüzgar çarpmayacaksa ben şey yapmayacağım duramayacağım diyor burada. El yordamıyla kapıya kadar ilerliyor karanlıkta cüceler. Açalım açabilirsek kapıyı bir oradan rüzgar gelsin hiç olmaz. Smaug da görürse görsün diyor Thor. Gidiyorlar kapının oraya o Smaug'un kuyruk darbelerinden falan kapı arka tarafına taşlar yığılmış. Ön tarafına taşlar düşmüş ve şey diye tarif ediyor. Artık diyor ne anahtarla ne de onu kapalı tutan büyünün söylenmesiyle diyor açılmayacak bir haldeydi ve kapının içinde kaldıklarını kabul etmek zorunda kaldılar. Orada bir tantana daha kopuyor cüce <laughs> tantanası. Kaldık burada öleceğiz işte hiçbir şey yapamayacağız falan. Ama diyor cücelerin bu paniğine, korkusuna ve rahatsızlığına rağmen diyor aralarında diyor en sakini ve ne yapması gerektiğini bilen kişi Bilboydu diyor. İçi çok rahattı Bilbon'un diyor. Abi ile yüzükten dolayı mıdır acaba? Bu Biraz tane? yüzüğün güveni var. Biraz da işte herkes berbat durumda oldu mu birisi cesur olmak zorunda kalıyor. Aynı ben ya. Başak burcu olduğu için Başak... yani. Başak. Git seni Toplanın benim başıma diyor. Bilbo gelin gelin diyor. Ben diyor iki kere diyor zaten şey yaptım diyor. Aşağı indim. E diyor gene inmemiz gerekiyor ama bu sefer toplu halde inmemiz gerekiyor diyor. Can çıkmayan yerden umut kesilmez derdi babam diyor. Artı diyor üçüncü defa her şeye bedeldir de derdi diyor. İki kez indim diyor. Üçüncüye de inelim diyor. Büyük ihtimal diyor smoke orada değil diyor. Çünkü hiçbir ses çıkmıyor diyor aşağıdan. Ama diyor bu sefer benimle gelmeniz lazım diyor sizde. Çünkü diyor hani bu taraftan çıkış yoksa ister istemez o koridoru kullanacağız ve oradan çıkmayı deneyeceğiz falan diyor. İlk başta tantana ediyor cüceler yani gelmek istemiyorlar falan. Ama en sonunda başta Thorin olmak üzere kabulleniyorlar. Tamam senle geliriz diyorlar. Bunu söyledikten sonra Thorin'in yanına gidiyor. Bilbo diyor ki bak diyor inanılmaz derecede sessiz olun diyor. Ejderha diyor çünkü hala orada oluyor olabilir ve bizi tuzağa düşürebilir. Yani mümkün olduğunca ses çıkartmayın. Dikkat edin ve beni takip edin. Yalnız cüceler aşağı koridorda karanlıkta giderken gene oflamalar, puflamalar, sağa sola takılmalarla normalden çok çok daha fazla ses çıkartıyorlar. Her ses çıkarttıklarında da bir durup bekliyorlar, dinliyorlar. Ses yok, gene gidiyorlar. Bilbo tamamen sessiz ilerliyor tabii. Aşağı doğru bir süre ilerledikten sonra Bilbo şey yapıyor, yüzüğünü takıyor. Diyor ki bundan sonra hani yolun sonuna doğru geldik artık. O mahzene yaklaştık, Smağ, bu mahzenin hazinenin olduğu yere. Tedbirli olalım. Siz beni diyor arkamdan takip edin. Ben de yüzüğümü takayım, tedbirli olalım. Ama zaten karanlık değil mi? Yüzüğün... Zaten şey diyor işte, burada da Tolkien diyor ki, ya diyor yüzüğü taktı ama diyor, zaten o kadar karanlık ki ortamda diyor. Zaten hepsi görünmezdi yani bir şey görebilecek ışık yoktu yani. Ama şey de var şimdi yüzüğü takıyor olur da smoke, alev çıkarttı bilmem ne aydınlık olursa o sırada en azından ben <laughs> görünmem <kanında>. diyor yani. Bir <laughs> bu şeyi tam ölçemiyor tabii yolun sonuna geldiğini karanlıktan göremediği için eliyle ite ite gidiyor hani bir boşluğa gelelim bir duvara gelelim diye. Yalnız tam o mahzen duvarın oraya gelmiş fark etmiyor. Elini boşluğa itince dengesi kayboluyor ve tam yüzüstü hazinenin içine düşüyor. Bu düşer düşmez cüceler kısıyorlar kalıyorlar orada. <laughs> Bu da korkusundan bir süre nefes bile almadan orada yatıyor ya smoke varsa diye. Sağa sola bakıyor böyle ufakça gözleriyle falan. Leş ejderha kokusu onun dumanının kükürt kokusu falan kalmış ama etraf karanlık uzakta böyle bir beyaz ışıltı var sadece. Ama beyaz bir ışıltı olduğu için bunun ejderha ışığı olmadığını da anlıyor. İçi rahat diyor, diyor ki tamam ejderha yani smog burada değil demek ki diyor. Bir doğruluyor ama korkuyor da tabii yani gene sağa solu kontrol ediyor bir yere gizlenmiş midir diye. Ejerhaya Ejderhaya rastlamayınca diyor ki bundan sonra risk alacağız. Thorin'e seslendi diyor ki Oin ve Gloin diyor hala kavları varsa yanlarında bana şey diyor meşale getirsinler diyor. Şey ışık getirsinler. Cüceler bir ara duymazdan geliyorlar bunu. Sanki haberleri olmamış, duymamışlar gibi davranıyor. En sonunda Bilbo şey yapıyor, deliriyor. Sıçramaya başlıyor. Gidin bana bir ateş getirin. kavınız falan varsa falan diye. Kıyameti koparıcı artık duymamazlıktan gelemiyorlar. Thorin, Oin ve Gloin'i yukarıya çantalarının yanına gönderiyor deriyor. Bilbo da artık iyice gerilmiş ve kızmış bir durumda. Smaug'a meydan okuyor. Diyor ki kahrolasın Smaug seni solucan. Saklambaç oynamayı bırak ve bana biraz ışık gönderdi diyor. Ondan sonra beni yersen ye falan. Smaug olmadığı için <laughs> tehlike yok tabi. Ses gelmiyor. Işığı beklemeye başlıyor bu seslenişten sonra. Oyunla Gloin gidiyorlar. Sonra titrek bir ışığın geldiğini görüyorlar. Bir tane çamdan meşaleyi oyun elinde getiriyor. Yanmış durumda. Gloin'in de koltuklarının altında çok sayıda meşale var. Beraber aşağı cücelerin yanına geliyorlar. Yanan meşaleyi Bilbo'ya veriyorlar. Bilbo onların da gelmesini istiyor. Meşaleleri yakın ben de gelin diyor. Onlar hiç umursamıyorlar. Diyorlar ki hala sorumlu hırsız sensin. Başına bir iş gelecekse senin gelecek. Araştırma işi falan senin. Bizi karıştırma. Biz burada bekliyoruz. Hatta biraz daha geri çekiliyorlar. Sınırdan biraz daha geri karanlıkta saklanıyorlar. Oturup beklemeye başlıyorlar. Bilbo elinde ışıkla ufak bir ışıkla yürüyor. Onlar da ışığı takip ediyorlar. Bilbo gidiyor diye ara ara ışığın sallandığını falan görüyorlar çünkü çok küçük bir ışık olduğu için altınlara basıyor kayıyor ayağına bir tane büyük kupa takılıyor. Dangur dungur yuvarlanıyor. Onun sesi geliyor. Ara ara sektiğini ettiğini falan görüyorlar Bilbo'nun. Ama Tumak'tan haber olmadığı için içleri biraz daha rahatlamış durumda. Bilbo daha sonra böyle bir dans eder gibi yaylanarak ışığın geçtiğini görüyorlar. Bu altın hazine tepesine tırmanıyor Bilbo demek ki diye düşünüyorlar. Sonra orada tepenin yukarılarına doğru Bilbo yüksekte sadece ışık olarak görünürken bir ara eğildiğini görüyorlar Bilbo'nun. Bir şeye eğildiğini ya da düştüğünü fark ediyorlar. Ne olduğunu merak etmelerine rağmen hemen Bilbo tekrar ayağa kalkınca tamam diyorlar. Sorun yok. Hani herhalde ayağa falan takıldı. Bir mesele kalmadı. Rahatlamış oluyorlar. O sırada Bilbo'ya geri dönüyor Tolkien ve orada şey diyor. Oradaki diyor bir mücevher onu ilk yattığı yerden de gördü. Küçük beyaz ışık. Neredeyse diyor ayakları büyülü bir şekilde ona doğru ilerledi ve o tepenin üstündeki o beyaz ışığı yayan yere geldiler. Ve onu görür görmez Bilbo bunun arken taşı olduğunu anladı. Çünkü diyor tarif edilen başka hiçbir şeye benzemiyor. Apayrı bir mücevher Yanına geldikçe de gitgide böyle ışıması artan büyülü bir mücevher haline gelmiş Arken taşı. İnceliyor elini almadan evvel. Ham halden değiştirilmiş bu. Arken taşı ilk bulunduğunda bu şekilde değilmiş. Belli cüce işçiliğini görüyor. O falseta dediğimiz yüzeyler falan yapılmış ve ışık yani bin bir renge bölünerek yansımaya falan başlıyor. Bir bu büyüleniyor. Bundan çok zor da sığsa en büyük cebine onu zorla tıkıştırıyor. Burada bir şey dikkatimi çekti abi. Burada ilk bu Arken taşı gördüğünde şey diyor ya, daha tırmanırken aynı beyaz ışıltı önünde parlamış ve ayaklarını kendisine çekmişti. Arken taşında silmaril gibi bir etkisi var demek ki çünkü hani kendine doğru işte çekiyor. O kadar güzel ki güzellik kendine doğru ilgi çekiyor ve kendine doğru çekiyor. Evet, büyülü silmaril bir durumu yok. Zaman. Belki de büyülü bir durumu var. Yani belki de Ama özel olarak büyülü bir durumdan bahsediyorum Mesela silmarilin içinde işte hayat ışığı vardı bilmem ne falan. Hı -hı. Ama arken taşı bir krallık belirteci olduğu ve inanılmaz güzel bir şey olduğu. Yani insana bir tutku uyarak yani yüzükteki gibi biraz yani kendine hayran bırakarak kendine saklama isteği oluşturduğunu biliyoruz. Ama bu sadece güzelliğinden dolayı mı yoksa büyülü bir yanı mı var onu bilmiyoruz. Evet. Net bir şekilde Arken taşının Silmaril olmadığını da Tolkien söylediği için hani Arken taşı acaba Silmaril mi diye düşünmeyeceğiz. Şey de çok güzel. Dağın yüreği. Dağın yüreği diyorlar çok evet. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel bir tarif, isim gerçekten o taş olmadan bütün cücelerin kralı da olamıyorsun. Öyle de bir durum var. O bakımdan da bir belirteç olduğu için de çok önemli bir şey. Bir de yani çok kendini bağlayacak kadar, ona zaaf duyacak kadar güzel. Bir bunu cebine atınca ne diyor? Aha şimdi hırsız oldum işte. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda. Ama şey diye düşünüyor. Ya diyor ben bunu cebime attım ama diyor. Bana diyor bu hazineden hiçbir şey vermeseler de olur. Ben 14'te bir pay olarak bunu isterim diyor. Benim hakkım olur diyor. Bütün hazinede bunların olsun diyor. Ama bunu derken de bu 14'te bir Paylaşıma bu taş büyük ihtimal diyor. Dahil değildir diyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu da hiç şey yapıyor. Aklından ölçüyor bir şey. Öyle yani diyor, bu diyor paylaşıma dahil değildir bu taş diyor. Ya bil bu dibinde daha kadar ejderha var yaptığı hesaplara bak ya. <laughs> ya şeyi de aklıma getirdi biliyor musun ama Mandalorian dizisinde şey vardı ya bu gerçi ondan önce şeyde de göstermişti. Hmm. Animasyon filminde. Orada da bir kara kılıç meselesi evet, var. O evet. da olmadan Mandalorian kralı olamıyorsun. Olamıyorsun. İşte kara kılıç. Buradan sanki. Evet belirteçler işte yani belli şeyler işaretler işaretler. Burada Arkenstone hakkında şey var. Bayağı bir uzun açıklama var. Arken taşı nedir, bilmem nedir falan filan diye. Orada şu güzel bir şiir var. Beowulf'tan çevirdi. Değerli taş demek Arkenstone. İngilizce, eski İngilizce'de de kibre kapılıp belanın peşinde frizlerle kan davası güttüğünde kader onu yerle yeksan etti. Sırtında o süslü kıyafetler. O değerli taşlarla deniz kadehi'nin üzerinde yıldı o kudretli lord kendi kalkanının altında. Burada değerli taş Türkçe'ye çevrilmiş. Orada Arkenstone yazıyor. Beowulf'da geçiyor. Beowulf'da geçiyor Arkenstone hikayesi. Bilbo işte şey diyor neyse diyor bunu diyor zamanı gelince düşünürüz artık diyor Arken Taşı hikayesini ama diyor yani benim hakkım olabilir falan diye şey kafa yoruyor buna. Daha sonra da elinde meşaleyle o dağ gibi olan altın tepesinden aşağı doğru inince cüceler ışığı kaybediyorlar bir süre. Göremiyorlar Bilbo'yu. Bilbo biraz daha ilerleyince oradan daha temiz ve ferah bir hava geldiğini fark ediyor. Bir aralıktan bir hava geliyor. O boğucu kasvetli hava değişmiş oluyor falan. Ha diyor demek ki bu taraflarda bir kapı lar mapılar bir yerlerden hava girişleri falan var diyor. Ama o sırada üstünden patlanan bir şey muhtemelen bir yarasa ürkütmüş oluyor ışığıyla ve buna çarpıyor yarasa smok mu diye ödü koptuğu için kapaklanıyor. Meşale de sönmüş oluyor. Karanlıkta kalıyor. Bir süre korkusundan olduğu gibi kalıyor ve panik diyor ilk kez aşağı indiğinden beri. Ya diyor yarasadır kesin yarasadır falan diyor. Ve ondan sonra tanrım ne olur yarasa olsun falan diye dua ediyor. Ve yani smok olmadığı anlaşılıyor. Çünkü o çarpmadan sonra tekrar onu hissetmiyor yaratı. Işık da söndüğü için ne diyor bana yardım edin diye bağırıyor cılız sesiyle. Oradan çok uzaklarda kaldığı için cücelere sadece yardım lafı duyuluyor. Bu tekrar tekrar bağırıyor. İmdat bana yardım edin birisi bana yardıma gelsin ışığım söndü falan diye bağırıyor. En sonunda duymamazlıktan gene gelemiyorlar tabi. Torun diyor ki bizim diyor Bilbo'nun diyor yardıma ihtiyacı var anlaşıldı diyor. Onun yanına gitmemiz lazım. Bir orada ne diyor abi? Ejderha olsa ciyak ciyak bağıramazdı ha. diyor. Demek ki. Ciyak ciyak <laughs> bağırdığına <laughs> göre diyor sorun ejderha <laughs> değil. Korkmamıza <laughs> gerek yok. Yardıma gidebiliriz. Yoksa bırakacak mı? yoksa bırakacak. <gülüyor> <gülüyor> o sırada gene Balin kadim dostu Bilbo'nun aslında. Şey diyor yardım etmeye diyor çoktan hak etti ve biz onu yalnız bırakarak hiç doğru bir şey yapmadık zaten diyor. Ben yardım etmeye gönüllüyüm diyor. Ben giderim diyor Balin. Balinciyiz. Balin böyle deyince diğerleri de kıvamıyorlar. Zaten hani çok bölünmek de istemiyorlar. Korkuyorlar çünkü. Hepsi ayrı ayrı. Balin böyle deyince tamam diyor Torin'de. Yakın meşaleleri diyor. Hobbit'imizi bulmaya gidiyoruz diyor. Hepsi yakıyor meşalelerini. Aşağı atlıyorlar hazine odasına. Ve Bilbo'nun gittiği yöne doğru yürümeye başlarken karşıdan da Bilbo'nun geldiğini görüyorlar. Rahatlıyorlar yani. Bilbo kısaca anlatıyor. Diyor ki bir yarası çarptı yere düştüm. Meşale söndü. Smoke'la ilgili bir sorun yok. Mesele yok yani. Smoke burada değil. Rahatlıyorlar tabii. Ve bu sefer çevresine bakmaya başlayınca 13 ışık birden yandığı için ya diyorlar amma büyük hazine yani. Değerli taşlar, altınlar, kupalar falan. Yücelerin kafa gidiyor yani. Onlar. Görünceği. Çünkü şey diyor burada cüceler diyor çok büyük altın ve servetin içine girdikleri zaman diyor hırçınlaşabilirler, altın büyüsüne kaptırabilirler hatta vahşileşebilirler bile diyor. Yani cücelerin aklını alır böyle bir büyük servet bilmem ne altın. Burada cücelerin bir huyunu daha öğrenmiş oluyoruz. Vahşileşmeye kadar gidebilir diyor yani. cücelerin Tinkolde gördük zaten. Tinkolde gördük yani bir şey taktılar mı takıyorlar yani buralar araştıralım edelim deyip de cüceler kıvırıyordu ya. Cüceler bu hazineleri çevresine bakıp gördükten sonra artık diyor Bilbo'nun bu şekilde teşvik etmesine gerek kalmadı. Zaten herkes etrafı araştırmaya başladı yani. Oraya bakıyorlar, buraya bakıyorlar, orada onlar var. Bu hepsi ceplerine mümkün olduğunca beğendikleri şeyi doldurmaya çalışıyorlar. Ellerinden düşenlere de üzülerek bakıyorlar. Hepsini cebimize <laughs> dolduramadık falan diye kahroluyorlar. Bir tek Torin bunları toplarken sürekli tedirgin. Torin de toplayıp cebine koyuyor da ara ara sağa sola bakıyor böyle. Onlar gibi tamamen kendini bir şeyler toplayamı vermemiş durumda gözetliyor. Ve orada aslında Torin Arken Taşı'nı arıyor aynı zamanda. Ama Arken Taşı'nı aradığında o sırada bahsetmiyor. Burada çok önemli bir şeyler buluyorlar. En önemli şeylerden biri o Simakun ilk yattığında da anlatmıştık ya arkasında gümüş telleri olan lirler, hmm. artlar olduğu. Orayı bulunca Fil'in vekili art sanatçısı olduğu için hemen onların yanına gidiyorlar tıngırdatmaya başlıyorlar. Altın gümüşten şey yapılmış. Sumak müzikten hiç hoşlanmadı anlamadığı için onlara hiç dokunmamış. Doğru düzgün bir hava akımı falan olmadığı için de akortları bile bozulmamış onların. Onları yanlarına alıyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Onun yanında da şeyler var. Altın, gümüş ve çelikten yapılmış örgü, zırhlar, kasklar, silahlar falan var. Hemen üstlerine o şeyleri, zırhları, silahları kuşanıyorlar. Kendileri hakikaten yüce savaşçılarına dönmüş gibi oluyor. Thorin'de gümüşten sapı olan müthiş bir çekiç var. Onu bulmuş ve üstünde de altın gibi çok parlak nesnelerden yapılmış zırhlarla beraber gerçekten bir cüce kralını andırıyordu artık diyor duruşuyla falan. Sana diyor ilk ödememizi de yapalım diyor Thorin Bilbo'ya da. İşte o efsanevi bizim Frodo'nun da kullanacağı olan aslında bir sipariş üzerine bir elf çocuğu için yapılmış mitil zırhı hediye ediyor Bilbo'ya. Vay be. Tabi burada o şekilde bahsedilmiyor. Lotur'dan öğreniyoruz. Çağın o döneminde artık mitril neredeyse hiç olmadığı için ya da Balrog yüzünden Moria'dan çıkartılamadığı için o kadar nadide ve o kadar muhteşem bir şey ki bu zırh şey diyorlar yani koca bir kenti tek başına satın alabilecek bir adaydı. Öyle bir değeri var. Ama Thorin de işte Bilbo'nun artık hem yakın arkadaş hem de inanılmaz yararlı işler yaptığı için gönül borcu olduğu için Mithril zırhı hiç çekinmeden Bilbo'ya hediye ediyor. Bilbo giyiyor dışarıdan hani böyle ağır falan gibi duruyor ama tüy kadar hafif. Zaten Mithril zırhı nasıl tarif ediyordu Bilbo daha sonra Frodo'ya verirken tüy kadar hafif ejderha derisi kadar dayanıklı diye tarif ediyordu. Hmm. Tabi bu sırada o kadar kadar derin bir tanımlama yok Metin zırhı için. Buna şey diyorlar işte ya yani gümüş çelik diyorlar, sim çelik diyorlar. Sadece Moria madenlerinin derinlerinden çıkıyor. Zaten Balrog'u uyandırmak kadar derine inme meselesi bu mitril madenin bulunmasından sonra çıkıyor. Mitril hep daha derinde, daha derinde bulunduğu için bunu bir elde edebilmek için Moria cüceleri ta Balrog'un yattığı yeraltı mağaralarına kadar kazmışlar. O sırada Balrog uyanmış. Yani mitril biraz da Balrog'un uyanmasına neden o nesne ama muhteşem bir nesne. Yani hakikaten hiçbir şekilde herhangi bir şeyle kesilmeyen, delinmeyen ama son derece giyilmesi hafif bir zırh. Bilbo şey yapıyor ya diyor beni diyor bunu diyor şeyde şairde görselerdi tepe dibinde çok dalga geçerlerdi çok komik oluyorum falan ama diyor gene de hayran oluyor o işçi diye o güzelliğe falan da büyük olmamasından dolayı da ağır olmamasından dolayı da gayet memnun tabii bunu bulmaktan. Bilbo daldınız gittiniz de diyor şimdi ne yapacağız? Hani Bilbo o altın hastalığına yakalanmıyor cüceler gibi çok daha soğukkanlı. kanlı e zaten arken taşını bulmuş yani altın ona çok güzel gelmiyor o kadar arken taşı kendinde olduktan sonra Yalnız Bilbo'nun bulduklarına bak bir tek yüzük bir, bir de, de arken, arken taşı, taşı. <gülüyor> az <gülüyor> daha dolansa <laughs> silmaril ile denk gelir <laughs> Aynen bir de orada ortalığı karıştırır ha. Vallahi silmaril de denklerdi bu yani bu, bu biraz daha şey yapsa <laughs> <Abi, gülüyor> <laughs> coğrafyası battı ya ondan bulamadı Yoksa ya yani. orta dünyada <laughs> kaybolsaydı bulurdu onu <laughs> Ya abi, şimdi ne yap yapacağız diyor. Tamam diyor bulduk diyor. E, hazinenin hepsini taşıyamayız. Ve diyor şunu unutmayın diyor. Yani Smaug'un nerede olduğunu bilmiyoruz. Burada değil ama hala canlı. Yani biz diyor Smaug'u yok etmeden elde etmemiz mümkün değil. Ve bir şey yapmamız lazım şu anda. Doğruyu söylüyorsun diyor Thorin yani artık bir hareket etmemiz lazım. Ve diyor buradan gidelim diyor artık. Smaug geri dönebilir. Bir de diyor temiz havaya ihtiyacımız var bizim. Yani hepimiz çok daraldık. Kaç zamandır karanlığın içinde o kötü kokuların içinde falan duruyoruz. Ve diyor hiç merak etmeyin diyor. Aradan bin yıl geçse bile diyor. Benim şeyim diyor burası mağaralarım. Yani benim babamın kral olduğu yer. Ben buranın prensiyim. Hiçbir şeyi unutmadım ben diyor. Sizi diyor dış kapıya kadar götürürüm. Beni takip edin. Üstlerinde işte o parlak zırhlar bilmem neler silahlar falan var ama hani çok da belli olur ışığa doğru gideriz bilmem ne smağat görür diye. Gene o eski püskü bezden pelerinlerini, kukaletalarını falan da o zırhların üstüne giyiyorlar. Biraz kamuflaj sağlamış oluyorlar. Thorin önde. Bunlar arkada. Yola revan oluyorlar eski tarifle. En alttaki mahzen oldu için bu. Merdiven çıkmaya başlıyorlar. O merdivenden geçiyorlar. O koridoru geçiyorlar. Sonra bir başka merdivenden tırmanıyorlar falan. Bayağı uzunca bir yol kat ediyorlar. Cüceler çok rahat hareket ediyorlar bunu yaparken. Zaten fizik olarak çok güçlü bir ırk oldukları için. Bilbo'nun canı çıkıyor ama çünkü Bilbo cücelerden de kısa olduğu için basamaklar cücelere göre yapılmış. Bu hep normalden daha büyük adımlarla tırmanmak zorunda kalıyor. Bayağı yorulmuş bir durumda falan. Artık pes edecek. Duralım falan diyecek. Bir salona giriyorlar. Aa diyor burası babamın salonu diyor. Ve diyor dış kapıya çok az kaldı. Merak etmeyin deyince içi rahatlıyor Bilbo'nun da. Tamam kısa bir süre sonra kurtulduk diye. Salon tarif edilmiş. Salona Smaug saldırmış işte. Ta o zaman ilk saldırışında. Yanık kapılar var. İşte ezilmiş, büzülmüş yiyecekler var. Çürümüş iskeletleri ortaya çıkmış cesetler var. Dağılmış yemek masaları, toplantı masaları falan var. Bir harabe gibi duran bir yer. O eski cüce parlaklığı falan da kalmamış. Her şey o Smaug'un dumanından, ateşinden, kokusundan sıvanmış gibi duvarlar falan da böyle çok çirkin. Bilbu hatta bundan çok rahatsız falan oluyor. Yani çok çirkinleşmiş bir yere geldiğini falan düşünüyor. Büyük salonu geçtikten sonra akarsu sesi duymaya başlıyorlar. Torun diyor ki tamam diyor. Akarsuyu diyor, takip ettiğimiz zaman diyor büyük kapıya ulaşacağız. Bu akarsu dağın içinden geçen, devam eden bir akarsu. Yanındaysa yani onlarca kişinin yürüyebileceği kadar şey var. Yollar var iki tarafında da. Ortasından akarsu akıyor o yolları cüceler yapmış zaten. Akarsu dağın içinden değile kadar gidiyor. O Akarsu'nun düzgün çevreye zarar vermeden akması için de Akarsu yatağını değiştirip kendileri cüceleri zamanında şey yapmış. Akarsu yatağını oluşturmuş. Suyu tahliye etmişler. Kasabayı da susuz bırakmamış oluyorlar hmm. bu şekilde. Medeniyet geliştirici bir durum olmuş. Hem cüceler için hem insanlar için. O Akarsu'nun yanından yürüyorlar ve ileride böyle ufak bir ışık görüyorlar ve temiz hava gelmeye başlıyor ve bunlar psikolojik olarak bayağı rahatlıyorlar. Akarsu'nun yanından devam edip bir cüce kemerinin oradan dışarıya ulaşıyorlar. Yani açık havaya ulaşmış oluyorlar. Cüce kemerinin de özelliği şu. Kemer yapımı zaten hani mimariden haberdar olanlar ya da mimari belgesel izlemiş olanlar falan bilirsin. Kubbe ve kemer yapımı üst düzey teknik ister. Yani bilgi ister. Cüceler bunun en üst aşamalarından birisine sahipler. Ejderhanın müdahalelerine rağmen yıkılmamış bir kemerle örülmüş bir kapı var orada. Yani önemli olan hani yani şey o cüce medeniyetin yüksekliğini gösteren bir şey. Ve kapıdan dışarı bir bakıyorlar değil kasabası gözüküyor. Akarsu devam ediyor işte değil kasabasına kadar falan. Bunlar bir rahatlıyorlar tabii o aydınlığı havayı görünce bir seviniyorlar falan. Orada ne yapacağız ne edeceğiz bilmem ne konuşurken Bilbo diyor ki dondum ben diyor çok soğuk. Güneşin altında üşüdüler diye bir cümle var burada güzel. Çünkü artık sonbahar geçmiş durum günü zaten kış başlanmış günü. Artık doğudan gelen rüzgarların oldukça serinletici olduğu çok soğuk estiğini falan söylüyor Tolkien burada. Ben dondum diyor ve günlerdir herhalde doğru düzgün bir kahvaltı yapmadık. Kahvaltı saati geçmiştir. Bir şeyler yememiz lazım falan muhabbeti oluyor. Ama diğer cüceler diyor ki ya diyor burada açıkta kaldık yani. Ejderha bizi görebilir. Yakalanabiliriz. Ya bizi gözetliyorsa. O indi herhalde. Sanki diyor arkadan diyor yukarıdan bize bakıyormuş gibi hissediyorum diyor. Gözleri bizi tanıyormuş gibi hissediyorum diyor. Hepsi kafasını kaldırıp geriye falan bakıyorlar. <laughs> Ama işte öyle bir durum yok. Ejderha hala bulunmuş değil. Ya diyor doğru dedin diyor başka bir yere geçmemiz lazım. Burada diyor çok savunmasız. Yani bizi direkt görebilir. Bu diyor del kasabasına doğru giderken diyor nehri takip ederek oradan diyor batı kanadından diyor şey vardır. Gözcü kuleleri vardı diyor zamanında. Bizim yaptığımız o alana gideriz. Ben sizi götürürüm diyor. Hatırlıyorum nereden gidildiğini. Suyun üstünden geçmemiz gerekiyor ama bir köprü vardı yıkılmadıysa diyor. O köprü üstünden geçtikten sonra diyor o muhafız salonlarına giden bir basamaklar falan var. Şayet yok olmadıysa çok şey değil sorun değil. Ben yolu biliyorum. Beni takip edin diyor. Bilbo diyor ki ne kadar var? 5 saat kadar sürer herhalde. İşme sahibisi. Vay diyor benim başıma gelenler 5 saat daha mı diyor burada kahvaltısız yürüyüş yapacağız diyor. Ben diyor bu iğrenç delikte daha kaç kahvaltı kaçıracağız zaten kim bilir kaç kahvaltı yapamadan geçti o karanlıkta falan diyor. Aslında bakılırsa diyor Tolkien sadece 2 gece geçirmişlerdi. Onlar karanlıkta kaldıkları için o kadar uzun süre geçmedi ama onlar öyle hissettiler. Bir de diyor zaten tamamen yiyeceksiz de değillerdi yani. Torbalarında yiyecekler vardı öyle zirzurunu açta değillerdi de diyor. Bilbo diyor haftalar geçtiğini falan düşündüğünde söyleniyordu diyor. Orada şey Torin araya giriyor. Hem de gülerek eğlenerek hani temiz havaya da çıkmış biraz rahatlamış. Benim de sarayma iğrenç deme diyor. Hele diyor bir temizlenip yeniden düzenlensin. <laughs> Buraya yere geçirir. O zaman gör ne muhteşem bir saraydır diyor. Benim sarayı ulaşacağımız yerde de diyor kahvaltı edeceğiz. Takma kafana diyor. Bilbo da söyleniyor diyor ki o dediğinde Smaug ölümcü diyor. Nasıl öldüreceğiz Smaug'u diyor. Smaug hmm. ölmeden böyle bir şey yapamayız. Ve diyor belki de diyor dağın tepesinden bize bakıyor. Bizi diyor çocuk gibi eğleniyor bizde. Patlanak yakalayacak, yiyecek, Hı. öldürecek, ezecek bizi falan. Somurtuyor yani. Huysuzdan yani ölmeden önce son isteği görünüyor ki bir kahvaltı. kahvaltı <laughs> Burası soğuk ve ıssız bir yer diyor Bombur. Doğru düzgün yiyecek de yok. Şahit diyor Smoke. bu çorak topraklarda diyor aç kalmış olması da muhtemelen biz çok iyi yiyecek oluruz diyor. Öyle kahvaltı falan oyalanmayalım. Bir an evvel diyor muhafız salonlarına gidelim saklanalım diyor. Hepsi bunu kabul ediyorlar ve Balin bu sefer Grup liderliğini alıyor. Nehrin yanından devam ediyorlar. Belli bir süre gittikten sonra Bani'nin bahsettiği köprünün yıkılmış olduğunu görüyorlar. Ama yıkılmış olmasına rağmen gene de suyun üstünde taşlar falan kalmış. Hani köprünün üstündeki kadar rahat geçemeseler bile taşların üstünden zıplaya hoplaya çok da zor olmadan karşı kıyıca geçmiş oluyorlar. Oradan da çok yıpranmış, dökülmüş, kırılmış basamaklar bile olsa o basamaklara ulaşıyorlar. O eski basamaklardan çıkıyorlar. Üç tarafı açık, arkası kapalı bir gözcü Mahaline geliyorlar. Bir alan var ama rüzgar hala alıyor her tarafı açık olduğu için ama çok düzgün yapılmış orası. Böyle üç bölgeyi de sırtları açık her yeri görebiliyorlar. Önleri açık. Orada bir bakıyorlar yani smalt gözükmüyor gökyüzünde bilmem ne. Arkalarını dönüp bakıyorlar. Orada da smalt yok. Biraz rahatlamış oluyorlar. Oturup kram yiyorlar. Kram da göl insanların yaptığı aslında elflerin lembası gibi bir yol azı. Çok lezzetli bir şey değil ama uzun süre taze kalabiliyor. Gene çift fırınlanmış bisküvi gibi düşünmek lazım. Çünkü sıkıştırılmış kabarıklığı falan yok. Böyle bastırılmış bir bisküvi gibi pek tadımadı da yok. İşin doğrusu hani lembas gibi de değil hani bunu yiyorsun güçleniyor falan gibi de bir şey yok da karnın doyuyor gibi bir şey. Zamanında diyor keşke bu smak baskını olmadan evvel balit buralardaki diyor şeyler çok gevşek olmasaydı muhafızlar gözcüler diyor. Smak'ın geldiğini daha erkenden görürdük ve belki de başımıza bunlar gelmezdi. Ama öyle bir refaha öyle bir rahata alışmıştık. O kadar tehlikesiz bir hayata alışmıştık ki buradaki muhafızlar belki de o sırada hiç nöbet bile tutmuyorlardı. Ya da olan da çevreyi gözetlemiyordu. O yüzden Smaug'un baskını aniden oldu ve biz bu dağı kaybettik. Alanın ötesinde de küçük bir kapı gibi bir yarık var. Orada daha küçük bir oda var ama mağara şeklinde mağaradan oyulmuş olduğu için rüzgar almıyor. Orada üşümeden durabiliyorlar. Oraya sığınabiliyorlar. Hem de dışarıdan gözükmediği için de saklanma alanı olarak kullanılabilir bir halde. Thorin diyor ki yani bu smog riskini göze almak zorundayız. Miniminize ettik olabildiğince kadar. Yani saklanacak bir yerimiz var. Gözleyebilecek bir yerimiz var. Hep birlikteyiz. Bir kaybımız yok. Bu riski göze alacağız. Bakacağız ne yapacağımıza falan diyor. Ondan sonra Bilbo da diyor ki ay ağzına sağlık diyor. O da uzanıyor. Cücelerden bir kısmı artık o uzun yolculuktan ve kahvaltının ağırlığıyla yere serilmiş uyur vaziyette. Yani bir kısmı uyuyor ama 3-5 tanesi Thorin, Balin falan alanda toplanmışlar. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bir şey yapabilir miyiz? Smaug nerede? Falan diye onu konuşuyorlar. Neler yapıp yapamayacaklarını konuşuyorlar. Tekrar gözetliyorlar bütün alanı falan. Smaug gözükmüyor ama kuşlar toparlanmaya başlıyor. Efsanelerden biri de hmm. Kral daha geri döndüğünde kuşlar da onunla beraber geri dönecek hikayesi. Thorin geri döndüğü için kuşlar da geri dönmeye başlamışlar. Artık gece de oluyor. Bu muhabbetler sırasında uyuyanlar, muhabbet edenler falan bir sessizliğe kavuşup herkes dinlenmeye çekiliyor ve Smaug nerede sorusu açıkta kalarak bölüm bitiyor. Hayal kırıklığına uğradın değil mi? bölümde Smaug'u görmeyerek. Evet. Neyse bir dahaki bölüm doyarsın Smaug'a. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Bir dahaki Hobbit bölümümüzün ismi Ateş ve Su. 14. bölümde görüşürüz. Görüşürüz millet. Görüşürüz. Patron.